iki ayrı kolda düğmeler gibi bizim gibi iki küçük kol düğmesi hazır mıyız efendim her şey hazır ben hazırım sen de hazırsan başlayabiliriz şu gelsin bakalım bu tarafa kediciğimiz arkada güzeldir efendim o zaman bir dakika sen bu tarafa bu niye böyle çok ortalara geldi? Sen düşecek gibi bir hamle yapıyorsun. Sakın, sakın düşersin yayın esnasında. Hazırım efendim. O zaman selamlar güzel arkadaşım. Ben Deniz Mehmet Hocam. Rehber matematikte 10. sınıf matematiğe matbukla kaldığımız yerden dolu dizgin yola devam ediyoruz ki. 10. sınıf tayfa gibi ben bir tayfa görmedim hayatımda. Arkadaş siz ne yapıyorsunuz? Necisiniz? Ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Hocam videoda video, videoda video, videoda video, video, da video. 9. sınıf videosuna gidiyorum video istiyorsunuz. 11. sınıf videosu atıyorum video istiyorum. Vlog atıyorum hocam onun sınıf videosu nerede diyorsunuz. Vallahi korku eski videolara dönüp bakıyorum yorumlara cevap vermek için. Oraya bile gitmiş hocam 10. sınıf video. Vallahi korkulur sizden ama gerçekten korkulur. Soru abcısı kenara. Video ders notları elde. Hemen açıyorsun nereyi? Birinci ünite yedinci ders. Artık yeni bir başlık atıyoruz. Permütasyonu bitirdik. Artık kombinasyon diyeceğiz. Kombinasyonla sorular çözeceğiz. Elimizde kalemler. Önümüzde video ders kitaplarımız. Ve tabii ki dillerde slogan. Gönder gönder gelsin, gönder gönder gelsin. Şimdi kombinasyonu anlatacağım ben sana. Ama asıl burada vurgulamak istediğim nokta, öncelikle kombinasyonla permütasyon arasındaki farka da bir değinelim. Tamam mı? Önce hep yaptığım gibi bir tanım verelim. N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümelerinin her birine bu kümenin R'li kombinasyonu denir. Bir dakika ya. Aslında N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümelerini oluşturmak Alt küme adı üstünde demek ki oradaki sıralamalar önemli midir? Mesela alt kümenin içerisindeki elemanların yer değiştirmesi bir dakika ya bunun işi böyle gündüz ışığı gibi olmuş maşallah biraz fazla parlak mu? azıcık kısalım ee, oradaki yer değiştirmelerin bizim için bir önemi var mıdır? Hayır yoktur hocam. Ha işte bu yüzden biz ne yapıyoruz sadece seçip koyuyoruz oraya sıralama yapmıyoruz. O halde şunu söyleyebilirim kombinasyon seçme gruplama yapma işidir. Ama permütasyon sıralama. Aslında sadece sıralama dersem eksik kalıyor. Hem seçme hem sıralama yapma işidir. İşte aralarındaki en büyük fark budur güzel arkadaşım. Şimdi gelelim mevzuya. Şimdi hocam tamam bu sadece ne işiymiş? Seçme veya gruplama işiymiş. Yani ola da bir gün yolda karşılaşırsak tutarsam omzumdan şak diye çevirdim. Söyle bakayım. Aa Mehmet Hoca dur söyle. Bana kombinasyonu tek kelimeyle söyle desem ne dersin? Dersin ki seçme işidir hocam. Seçeceğim sadece. Güzel. Şimdi bunu öğrendin. Kombinasyonun formülünü yazarken ya da ifadesini verirken şöyle yazacağız. C koyacağız başına. Hani permütasyonda buraya P koyuyorduk. Aralarında bir fark olması gerekiyor. N'nin R'li kombinasyonu diye de okuyabilirsin. Ama bunu dikte yazabiliyorsun permütasyondan farklı olarak. Önüne de hiçbir şey koymasan da bütün matematikçiler demiş ki abi başına şöyle c c c c koymak p hiçbir şey koymayalım. Biz bunu kombinasyon kabul edelim demişler. Bu böyle bir kabul. N'nin reyli kombinasyonlarının değerini bulurken aslında ne yapmam gerekiyor? N faktöriyel N eksi R faktöriyel. A buraya kadar permütasyon yaptınız hocam. Aynen öyle. Aslında şu an ne işlem oldu sanki böyle sıralama işlemi gibi. Ama e, permütasyon hem sıralama hem seçmeydi ya. Şimdi sıralama kısmını atıyorum. Sıralamaların benim için önemli olmadığı için oradaki R elemanın sıralamasına bölerek o sıralamalardan kurtuluyorum. Böylelikle neyi ne bulmuş oluyorum? Kombinasyonunu bulmuş oluyorum. Dikkat et bak permütasyon N'nin sen yaz bu boşluk onun için verildi. N'nin R'li permütasyonu N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyeldi kombinasyon n'nin r'lisi bir dakika kaydı azıcık n'nin r'lisi nasıl yazılıyormuş hocam ne, nereye gidiyorum arkadaş dur şurada n faktöriyel n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyel olarak bulunuyor şimdi aralarındaki tek farkın şuradaki r faktöriyel olduğunu görebildin mi gördün süper ufaktan başlıyoruz Buradaki her bir işlemi. Hani hep Mehmet Hocan sana şunu söyledi değil mi? Tanımlarla ilerleyeceğiz güzel arkadaşım. Kavramlarla ilerleyeceğiz. Sen bu işin mantığını bir kere öğrenmelisin. Defalarca sadece soru üzerinden gidemeyiz. Konuyu öyle bir anlatalım ki sana. Beynine kazıyalım. Ezber değil ama tamamen mantığını öğrenerek. Şimdi burada verilen ifadeler var ya ben yukarıda bir tane boş sayfa açtım. Bunların her birine dedim ki ispatlayarak ilerlemeyiz. Öyle bomboş ilerlemeyelim. Gel sen orayı tabii ki kitabında benimle birlikte doldurabilirsin. Kenardaki boşlukları yazabilirsin ya da beyaz bir kağıda yazabilirsin yan tarafa. Bak neyinin var ya abi keşke o sticker'lardan alsan. Şu kitabın yanlarını o ispatları. Abi dünyanın en güzel kitabı olur. En güzel kitabı olur. Yani senin notlarınla oluşturulmuş, ispatlarınla oluşturulmuş. Oraya yapıştıracaksın. Sticker'ın yoksa muhakkak al bir dahaki ders öyle yapalım. Daha çok şeyin ispatını yapacağız çünkü. N'nin sıfırlısı, N'nin n'lisi birbirine eşittir. Eşit olmakla da kalmıyorlar. Aynı zamanda cevapları nedir diye bakalım. Hocam N'nin sıfırlısını bir bana yaz bakalım. Permit, pardon kombinasyonla hiçbir şey yazmazsa da kombinasyondu. Ne faktöriyel bölü N eksi sıfır faktöriyel. Yanında da yine sıfır faktöriyel yazdım. Yukarıdan ne faktöriyel geliyor? Sıfır faktöriyel zaten bir yazmanın anlamı yok. Buradan da ne faktöriyel geliyor? Cevap neymiş? Birmiş. He, o zaman hocam şunu da söyleyebilir miyiz? N'nin N'li pardon kombinasyonu ne faktöriyel bölü N eksi N faktöriyel Çarpı yine ne faktöriyel. Yukarıdan ne geldi? Ne faktöriyel geldi. Buradan ne geldi? Sıfır faktöriyel. Yazmanın anlamı yok. Yanında ne var ne faktöriyel. Ne faktöriyeli ne faktöriye böldün? Cevap yine bir zaten yazmıştık. Şimdi burada görmeni istediğim bir nokta var. Bunun bir tesadüf olmadığını göstermeye çalışacağım. Şu altlardaki ifadelerin bak. N'nin sıfırlısının, N'nin n'lisine eşit olmasının dikkatini çekmeni istediğim bir noktası var. Arkadaş ben bu alttaki sayıları topladığımda n artı sıfır yine n'yi yani yukarıdaki değeri bana veriyor mu? Veriyor hocam. Acaba bu bir tesadüf mü diye düşünmeden edemiyorum. Çünkü bir sonraki elemanda da bak n'nin birlisini gel beraber bir hesaplayalım. N'nin birlisi ne demek hocam? N faktöriyel bölü n eksi bir faktöriyel yanında da bir faktöriyel var. Peki yukarıyı ben nereye kadar açabilirim? N çarpı N eksi 1 faktöriyle kadar açarım. Aşağıda bir faktörelin anlamı yoktur. N eksi 1 faktöriyle aynen yazdım. Bunlar birbirini götürdü. Cevap ne kaldı? Sadece N kaldı. Gerçekten N'nin N eksi 1'li pardon kombinasyon bu permütasyon ağzımıza yapıştı. Kombinasyonlarının da cevabı acaba gerçekten N mi? Hepsinin ispatını lütfen yap. Çok kıymetli bunlar. N eksi bak N eksi 1 kapattım faktöriyel. Dışarıda da n eksi bir faktöriyel var. Şu eksiyi buraya dağıttığında eksi ne artı bir geliyor. Bunlar birbirini götürdü. Bir faktöriyel kalıyor anlamı yok. Yukarıyı ne yapıyorsun? N eksi bir faktöriyele kadar açıyorsun. Faktöriyeli çok iyi öğrendik bu arada. Ek video gelmişti onu umarım izlemişsindir. N eksi birler birbirini götürdü. Bak burada da n kaldı. Ama benim sana göstermek istediğim olay şu arkadaş. N'nin birlisiyle n'nin n eksi birli kombinasyonlarının değeri. Alt tarafı toplayınca n eksi 1 artı 1'in toplamı bunlar birbirini götürdü. Yine n'ye eşit çıktı mı? Çıktı. Abi bu bir tesadüf olmamalı. Bu bir tesadüf olmamalı. Ya bu kadar mı denk gelir? Gerçekten bu kadar mı fazla olabilir? O zaman ben şurada artık şunu yazabilir miyim? Hocam n'nin reelisiyle N'nin N eksi R'lisi birbirine eşit midir acaba her zaman? Bak gördüğüm durumu altları toplayınca üstü veriyorsa her zaman birbirine eşittir. Diyelim ki N'nin R'lisini alacağım. R artı N eksi R'lisi toplamı yukarıyı veriyorsa her zaman galiba birbirine eşit çıkıyor hocam. Galiba ile falan olmaz. Mehmet Hoca söylerse de olmaz. Abi göster bana diyeceksin. İspatla bana ne kadar güvenebilirsin ha? Sen tanıyor musun beni? Tamam tanıyoruz birbirimizi artık ama yani matematik bu. Kendin görmeden inanmayacaksın abi. O zaman diyeceksin ki n'nin reelisini ben nasıl yazarım hocam? Yaz bakalım bana bunu. N faktöriyel bölü n eksi r çarpı pardon faktöriyel r faktöriyel. Karşıya da direkt şunun faktöriyelisini kombinasyonunun açılımını yazacağım. N faktöriyel n eksi n artı r eksiyi dağıtarak yazdım. Anladın sen beni. Çarpı yanına da n eksi r'nin faktöriyelini yazdım. Arkadaş buradaki ifadeler birbirini götürdü mü? Burada R faktöriyel kaldı mı? Kaldı bak. Sol tarafta kalana bak. N eksi R faktöriyel çarpı R faktöriyel. Sağ tarafta kalana bak. R faktöriyel N eksi R faktöriyel. E hocam bunlar birbirinin tıpkısına aynısı. O zaman demek ki oradaki R yerine ben kaç yazarsam yazayım. Buradaki tabanlar toplamı üstü veriyorsa bunlar her daim birbirine. Vallahi bravo. ispatladık ispatlamakla kalmadık. Hatta bak şuraya da bir ek yazabiliriz. İse diyerek başlıyorum. Hocam neyinin ağlısı neyinin beylisine eşitse ne olabilir? Mantıken bir düşün. Bir kere bu A ile B birbirine eşit olabilir. Bu bir numaralı aklına gelmesi gereken şey. Veya ikinci bir durum var. Hocam az önce kendin söyledin bu altların toplamı üstü veriyorsa eğer o zaman bunlar yine birbirine eşit olabiliyor. A artı B eşittir N oluyorsa yine bunlar birbirine eşit olabilir. Muazzam bir bilgi ya. Muazzam bir bilgi ya. Muazzam. Şimdi Şimdi onun üstüne hala konuşmaya devam etmek istiyorum. Bak kombinasyon. Dördün ikilisi. Şöyle yazalım ya da. Beşin üçlü permitasyonuyla önce beşin üçlü kombinasyonlarını ben sana bir karşılaştırayım. Hani bunları nasıl hesaplıyorduk bir hatırla. Buraları böyle dinlemende fayda var. Hocam beşli, üç, beşin üçlü kombinasyonda kısa yoldan şöyle yapabiliyorduk. Beş çarpı dört çarpı üç yazabiliyorduk. Dört kere beş yirmi üçte çarptık altmış geliyordu. Veya uzun yoldan yazarken nasıl yapıyordun? 5 faktöriyel bölü 5 eksi 3 faktöriyel yazıyordum. Yukarıdan 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel aşağıdan 2 faktöriyel bunlar birbirini götürdü cevap yine 60 geldi diyordun. Kombinasyonda. Şimdi formül çok uzun. Hani yazınca 5 faktöriyel 5 eksi 3 faktöriyel Çarpı bir de yanına 3 faktöriyeli yazman lazım. E işlemleri yapalım. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü. Bak buradan 2 faktöriyel geliyor. Çarpı yanında 3 faktöriyel var. 3 faktöriyeller birbirini götürdü. 2'ler sadeleşti. 2 kere 5'ten ne kaldı? 10. İşte ben de diyorum ki artık böyle bunu da uzun uzun yapmıyoruz. Bununla kısa yolunu şöyle aklında tutabilirsin. Hocam 5'in üçlüsünde 5 çarpı ne yazıyorum? 4 yazıyorum. Geriye doğru 5 çarpı 4 çarpı 3. 3 tane geriye doğru açıyorum. Hatırla permütasyonda ne yapıyordum? Aynen 3 tane geriye açıyordum. Ama bu kombinasyonun permütasyondan tek farkı neydi? Buradaki rlilerin faktöriyeline bölüyordun. Harikasın. O zaman 5 çarpı 4 çarpı 3. Bak yukarısı faktöriyelle bitmedi. Sadece 3 tane geri açtım. Aşağısı faktöriyelle 3'ler gitti. 2'ler sadeleşti. 2 kere 5 10. Ha, 5'in 3'lü permütasyonu 60 çıkarken 5'in 3'lü kombinasyonu 10 çıkıyor. Niye? Bak 5'in 3'lüsünde 3 üç tane elemanı seçiyorsun sonra sıralıyorsun bir de. Toplamda 60 farklı şekilde seçip sıralanabiliyor. Ama kombinasyon öyle mi? Sadece seçtim abi. Seçmemle olay bitti. Daha da güzel yerleştireceğim ben sen hiç merak etme. Şimdi geldik şuradaki ifadeye. Şunun da ispatını yapmak istiyorum sana. Ya o kadar lezzetli olacak ki inan bana. Her şeyi bir kere öğreneceğiz gerçekten. Hani ya hocam bunlar önemli değil. Yaz bana formülü geç diyen tayfadan sen kusura bakma bu kanalı da geç. Benim derdim sana bu matematiği öğretmek. Tamam mı? Acelem. Aceleyle. Ya acelen de varsa bunu böyle öğreneceksin ki. E, üç tane soru çözsem bile sana yetecek. Diyeceksin ki ben bu işin mantığını biliyorum. Israrla bunları da söylemeye devam edeceğim sana. Neyinin sıfırlısı? Neyinin birlisi? Neyinin ikilisi? Nokta nokta nokta. Nereye kadar geldim? Neyinin neyilisine kadar geldim? Bunların toplamı nedir? Sorusuyla. Ne elemanlı bir kümenin. Elemanlı bir kümenin. Kümenin. N elemanlı, N elemanlı, en az N elemanlı alt kümelerinin, alt kümelerinin, alt kümelerinin sayısı, sayısı kaçtır? Sorusunun cevabı aynıdır. Yani ne demek istiyorsun hocam? N elemanlı bir kümenin en az, ben burada en az niye yazmamışım? En az ya da en çok, en çok N elemanlı, en çok daha aynı şeye tekabül edecek zaten daha fazlasını alamazsın en çok ne elemanlı alt kümelerinin sayısı kaç tadır, kaçtır kaç tanedir dediğimde önce ne yapacaksın sıfır elemanlı alt kümesi sıfır elemanlı alt kümelerinin sayısını bulacaksın sonra bir elemanlı alt kümelerinin sayısını bulacaksın sonra iki elemanlı alt kümelerinin sayısını bulacaksın sonra diyeceksin ki ne elemanlı alt kümelerinin sayısını bulacaksın sonra bunların hepsini toplayacaksın diyeceksin ki ne elemanlı bir kümenin en az ne elemanlı alt kümelerinin sayılarının toplamı budur Arkadaş biz zaten kombinasyonu tanımlarken seçmek dedik ya. Bak seçeceğim. Ne elemanlı kümeden sadece sıfır tane eleman seçeceğim. Bitti. Alt kümelerini oluşturduk. Hocam ne elemanlı bir kümeden bir elemanlı alt kümeleri seçeceğim. Ne elemanlı kümeden iki elemanlı alt kümeleri seçeceğim. Ne elemanlı kümeden ne elemanlı alt kümeleri seçeceğim. Benim derdim bunların hepsini toplamaktı değil mi? Ne'nin sıfırlısından ne'nin ne'lisine kadar geldin mi? Geldin. Peki benim sorum sana şu olsaydı. Ne elemanda bir kümenin alt küme sayısı kaçtır? Hocam alt küme sayısı sorulduğunda aslında sen sıfır elemanla, bir elemanla, iki elemanla ne elemanla alt kümelerinin toplamının değerini veren 2 üzeri n formülüyle buluyordun. Aman Allah'ım 2 üzeri n formülüyle demek ki kombinasyon arasındaki bağlantı bu muymuş? Gerçekten buymuş. O zaman artık ezbere hiçbir şey yok. Sıfır elemanlı alt kümesi, bir elemanlı alt kümesi, iki elemanlı alt kümeleri. E ne elemanlı alt kümelerinin hepsinin toplamı bütün elemanların alt kümeleri toplamını verir. Yani bütün ne elemanlı bir kümenin kaç tane alt kümesi vardır? İki üzeri neye tane vardır? Hadi geçmiş olsun. İşte ispatı bu. O kadar da zor değil. Ama mantığı anladıysan... Şimdi bunları burada çatır çatır doldurursun sen. Artık doldurduğunu kabul ediyorum. Artık bildiğini kabul et. Bak ezberlemiyorsun buradaki değerleri. Buradaki değerleri ezberlersen ya hocam acaba neydi dersin. Mantığına yerleştir. Hatırlamıyorsan tekrar hesaplayacaksın artık. Onları hesaplamış olduk. Artık soru çözebiliriz. Tabii çözerken ben hızlı çözmeye çalışacağım. Şunları bir tek tek kenarda bulalım mı? Elimizde bir alışsın. Dördün ikilisi neye eşittir? 4 çarpı 3. İki tane geriye doğru açtım. 2 faktöriyele böldüm. 2 çarpı 1. 2'ler sadeleşti. 2 yere 3'ten ne geldi? 6. Hocam 5'in 3'lüsü neye eşittir? 5'i 3 tane geriye doğru aç. 5 çarpı 4 çarpı 3. 3 çarpı 2 yani 3 faktöriyele böldüm. 2 ile bu sadeleşti. 3 ile bu sadeleşti. 2 kere 5'ten ne geldi? 10 geldi. 7'nin 5'lisi hocam. 7'nin 5'lisi 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane geriye doğru açtım. 5 faktöriyele de böldüm. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 5, 4, 3. 2'ler sadeleşti. Şurada 3 kaldı. 3 kere 7'den ne geldi? 21 geldi. Senin yapman gereken işlem 6 artı 10 artı kaçmış o? Bir de 21. 21 ile zaten 6'yı topladın 27. 10 daha ne yaptı? 37. Doğru cevap 37'dir ama ben seni böyle bırakır mıyım? Ayıp ediyorsun. 4'ün ikilisini hesaplarken gerekirse şunu da yap. 4 faktöriyel 4 eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktör. Ama yapacağın işlem aynı. Gerek var mı abi? Gerçekten gerek yok. O halde bunu ne yapabilirsin? Böyle bitirebilirsin. Fakat biz hatırlar mısın Ömer Hayyam üçgeni diye geçer. Pascal üçgeni diye geçer. Sekizinci sınıfta da anlatıldı. Ama ben ufacık da olsa sana binom açılımını yine bu sene işleyeceğiz beraber. Ama hatırlatmak istiyorum. Böyle köşeleri bir olan ve alt alta gelen sayıların toplamıyla oluşan bir üçgen var. Özel bir üçgen. Binom üçgeni deniyor. Binom açılımı deniyor. Binom üçgeni deniyor buna. E, Pascal üçgeni. Ne binom üçgeni ya kafa gitti. 6, 4, 1. Bir tane daha yazayım. 6, 5, 10, 10, 5, 1. Aslında bak şurası 5'in sıfırlısıdır. Burası 5'in birlisidir. Burası 5'in ikilisidir. Burası 5'in üçlüdüsüdür. Bu biz tesadüf değil buradan gelir bu değerler. Mesela 4'ün ikilisini bulacağım. 4'ün sıfırlısı, 4'ün birlisi, 4'ün ikilisi kaçmış? 6'ymış. Buradan geliyor bu değerler. 7'ye kadar yazsaydım o Pascal üçgenini cayır cayır ne yapabilirdim? İstediğim bütün ...kombinasyon değerlerine ulaşabilirdim. Ama böyle ulaştın zaten sıkıntısı yok. Fakat Mehmet Hocan söylemeden etmez. Bunu da söyleyeceğim sana dayanamıyorum. O bütün bilgileri vermek istiyorum. 7'nin 5'lisi. Hocam az önce söyledin. Bunu 7'ye tamamlayan değerine nedir? Eşittir. 5, 2 daha 7. O zaman bu 2 değer birbirine eşitse... ...7'nin ikilisini hesaplamak daha kolay değil mi? 7'yi 2 tane geriye doğru aç. 2 faktörü böl. 3 kere 7, 21. Bitti. Hadi geçmiş olsun. Hii. Abi böyle uzun uzun yapmaya gerek yokmuş ya. Ya ben sana mantığını anlatıyorum bu işin. Gel. Gel bakalım. 7'nin 6'lısını toplayacağım. Neyle? Buradaki elemanlarla. Hocam bak bunları demek ki bilmekte fayda varmış ya. 7'nin 6'lısı. Yazalım mı eşitliğini? 7'nin 6'lısı. 7'nin 1'lisine eşittir. Yeninin birlisi neye eşittir? 7'ye. N'nin n eksi 1'lisi. N'nin 1'lisine eşittir. Nereden bildin hocam N'nin? Ya Arkadaş tabanları topladığında üstleri veriyorsa, üstteki o neyi veriyorsa zaten eşittir. N'nin birlisi, 7'nin birlisi herkesi kendine götürüyor gibi düşün. N'nin sıfırlısı veya N'nin N'lisi ikisi de birbirine eşitti. Az önce ispatlamıştım. Onun da cevabı hop ne değil. Bir gelmemiş miydi? Evet gelmişti hocam. Şimdi bu değerleri yerlerine yazalım. Bak bir tane 7'm var. Şunu ne bulduk biz? N'ye bulduk. Yazdım. Artı buradan ne geldi? Bir geldi. Artı buradan ne geldi? Buradan da 1 geldi. 11'in ikilisi. Onu da burada hesaplayacağım. 11'i 2 tane geriye doğru açıyorum. 2 faktöriyel ele bölüyorum. Buradan ne gelmiş oldu? Böylelikle 55 gelmiş oldu. Süper. 7 1 daha 8 1 daha 9 yaptı. 9'u karşıya attığımda neye kaç kaldı? Sadece 46 kaldı. Doğru cevap. ne için 46'dır dedim. Anlıyor musun beni arkadaş? Gerçekten bu işin üstüne basa basa kombinasyonu bitireceğiz. 2 biter gelsin 3. soru Üçüncü soruya geldik. Şimdi bak alt, altının birlisi, altının ikilisi, altının altısı bunların toplamını istiyorsun benden. Bir dakika hocam sen az önce bana bunun mantığına biraz giriş yapmıştın hocam. Demiştin ki altının sıfırlısı, altının birlisi, altının ikilisi nokta 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 artı altının altılısı. Aslında altı, kümenin, altı elemanlı bir kümenin bize alt kümelerinin sayısını sormuyor mu? Onu da iki üzeri altı ile hesaplamıyoruz mu? Evet. Ama soruda benden istenen burası. E o zaman ben benden istenene büyük A dersem şurası benden istenen kısım A ise benim tek farkım ne? 6'nın sıfırlısı. 6'nın sıfırlısı kaça eşitti? 1'e eşitti. 2 üzeri 6 neye eşitti? Düşünüyorsun şimdi. 64'e eşitti. At 1'i karşıya benim A dediğim değer kaçtır? 63'tür. Soru bir tane hadi geçmiş A'yı arıyorduk zaten. Bak ne kadar kolay aslında. Peki gel. Bak sınav sorusu adayıdır bunu söyleyeyim genelde. Hani sınavda bazı herkesin yapabileceği tarzda sorular da sorulur ya. Bu soru o tarzda bir soru. 13'ün N artı ikili kombinasyonuyla 13'ün 2N eksi 4 kombinasyonları birbirine eşitmiş. N değerlerini to Abi bunun olabileceği iki durum var. Birinci durum. Neydi o birinci durum? Bir kere bu değerler direkt birbirine eşit olabilir. Bu mudur? Peki geldim ikinci duruma. Neydi o ikinci durum? Hocam bu ikisinin toplamı yukarıyı verebilir. Yukarısı kaç? 13. Aha da böyle iki tane durum var. Neyi bu tarafa attım? 4'ü bu tarafa attım. 6. Neyinin cevabı 6 olabilir. Neyleri buradan topladım? 3 n eksi 2 eğer 15 ise 3 neyinin cevabı kaç geldi? Ee, bir yerde işlem hatası yap. Eksi 2 15 yap. Ulan direkt işlemi kafadan yapmışım ben. Var ya biraz hızlı gidiyorum. Ne eşittir buradan ne geldi? 5 geldi. Ama benden bu ikisini istemiyor. Bu ikisinin alabileceği değerler toplamını istiyor. Birinde 5, diğerinde 6. Tas tamam cevabımız yan yana iki kazık anlamayana çok yazık 11'dir. Mis gibi gitmiyor muyuz? Az önce seninle birlikte yaptığımız işlemlere ek olarak bak bir de bunu is ispatlayalım istiyorum. Bir tane daha bir not var elimizde son bir not. Şuranın bir ekran görüntüsünü alayım ben sana yukarıya gidelim o ispat kısmına gidelim ispatını yapalım. Ha sadece ezberleyeceğim hocam benim derdim yok diyorsan keyfim bilir arkadaş. Ama kesinlikle şurada yapacağım bu bir dakikalık ispatı gör be abi. Zor bir şey değil gerçekten. Şimdi n'nin r'lisi ile n'nin r artı birlisi önce mantığını bir kapalım. Tabanı ne yapıyorum bir arttırıyorum üstler ne sabit. O halde R artı 1 aynen kalıyor. Üstüne bir ekliyorsun. Bu değere eşit şu ikisinin toplamı tamam da neden der insan lan bunun neden nedenini merak ediyor. Adamlar demiş ki gel hesaplayalım demişler. N'nin R'lisi. N'nin R'lisi nedir? N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel. R faktöriyel artı. N'nin R artı birlisi. N faktöriyel bölü N eksi R eksi 1 faktöriyel çarpı R artı 1 faktöriyel değil mi? Hocam. Bunların paydalarını eşitlemem lazım. Bak buradan gelen ifade n eksi r eksi 1 n eksi r. Demek ki ben bunu n eksi r, r ile çarparsam paydası bu tarafta öbürüne eşit olur. Baksana faktöriyel bilen insan hemen anladı ne demek istediğimi. n eksi r çarpı birer birer geriye doğru açıyorum ya. Evet bu var zaten. Bununla çarparsam elde edeceğim değer n eksi r faktöriyel. Çarptın mı? Burada da r artı 1 faktöriyel var. Burada r faktöriyel var. Demek ki bunun faktörü, paydasında r artı 1 ile çarparsam ne olacaktır? Paydalar eşit olacaktır. Şimdi bu çarptıklarımı yukarıya götürüyorum. Yukarıya götürürken R artı 1 çarpı N faktöriyel artı N eksi R çarpı N faktöriyel. Aşağıda da artık ne var elimde? Şu ifade var. N eksi R faktöriyel çarpı R artı 1 faktöriyel. Peki yukarısı ne parantezine alınabiliyor? Dikkat et. Hocam yukarıda ne faktöriyel parantezine alabiliyorum? Ne faktöriyel parantezine alınca r artı 1 artı n eksi r. N eksi r faktöriyel çarpı r artı 1 faktöriyel kaldı mı? Kaldı hocam. Güzel. Buraya kadar da bir problem yok. Yukarıdan bir şey geliyor. Bak bunlar birbirini götürdü. N artı 1 geldi yukarıdan. N artı 1 çarpı n faktöriyel n eksi r faktöriyel çarpı r artı 1 faktöriyel. Hatta hatta yetmez. Hocam bu aslında nedir? n artı 1 faktöriyel eşit değil midir? Kalan değere bir bak. n artı 1 faktöriyel, n eksi r faktöriyel, r artı 1 faktöriyel. Peki ben neye eşit olduğunu söyledim buna. Peki bunun açılımını yap. n artı 1 faktöriyel bölü n artı 1 eksi r <laughs> <N -1>! eksi -1! 1 birbirinden çıkarıyorum. Ardından da r artı 1 faktöriyel ile çarpıyorum. Dikkat et eksi 1'ler birbirini götürdü. Yukarıda ne kaldı? N artı 1 faktöriyel kaldı. Aşağıda ne kaldı? N eksi R faktöriyel çarpı R artı 1 faktöriyel. E ben de zaten aynısını bulmadım mı buldum. İspat biter geçmiş olsun efendim. İspatına varana kadar yapacağım dedim sana. Her şeyini ispatlayacağım dedim. Varını yoğunu ispatladık geçtik. Tamam mıyız? Gel alta şimdi o kullandığın olayı artık ispatını bildiğin için dersin ki hocam ben matematiğe güveniyorum 5'in üçlüsü ile 5'in dörtlüsünün toplamı var bak burada daha soruya başlamadan gördün ne diyorduk üstüne bir ekle büyük olan 6'nın dörtlüsü 4'ü bırak Aha, bir dakika sesi açık kalmış telefonu hemen kısalım tamam dur burayı hallettim. Artı devam ediyorum işleme. 6'nın 5'lisi kalsın. 7'nin 6'lısı kalsın. 8'in 7'lisi de kalsın. Tamam mı? Buraya dokunmuyorum. Yola devam ederken yalnız şuradan devam edeyim. Biraz işlem yapacağım çünkü. Tamam mıyız? Hocam peki bak burada iki eleman var. Bunların toplamı da yine aslında öğrendiğimiz kural değil mi? 5 aynen kalıyor. Üste bir ekle 7'nin 5'lisi oldu. Artı kalan elemanları yazıyorum. 7'nin 6'lısı. Artı 8'in 7'lisi. Bu da tamam mıdır? Tamamdır. Peki aynı şekilde buradaki elemanları da yine toplayarak yola devam etmeyecek miyim? Devam edeceğim çünkü kuralı sağlıyor. 6 aynen kalıyor üstüne bir ekledim 8'in 6'lısı. Artı ne oldu? 8'in 7'lisi oldu. Yine hocam ya bu yine bizim kural değil midir? Evet bizim kuraldır. Taban aynen kalıyor 7 üstte bir ekliyorsun. 9'un 7'lisi değil midir? E biz 9'un 7'lisinin aslında 9'un 2'lisine eşit olduğunu söylemedik mi? E söyledik mi güzel arkadaşım tabanlar toplamı üstü veriyorsa olay bitiyor demiştik. O zaman 9'un ikilisini hesaplıyorum. 9 çarpı 8 bölü 2 iki dedim. İkileri sadeleştirdim. 4 kere 9 tas tamam 36'dır. Bu sorunun cevabı 36'dır. Bitti. Bitti dağıl. Dağılma gel. Dağılma nereye dağılıyorsun? Gel 6. sorudayız daha. 6. soruyla yola devam. Kümesin iki li permitasyonlarını yaz. Allah! Bu soru var ya. Hocam ben hala tam olarak permütasyon ne demek? Tam olarak kombinasyon ne demek? Hala daha kafama bunu yazamadım ya. Tam olmadı ben de olmadı hocam bu. Diyorsan bu soru var ya. Müthiş müthiş bir soru. A seçeneğini gel beraber çözelim. Şimdi tek tek yazacağım. İkili permütasyonlarını yazın. Permütasyon ne demek abi? Yer değiştirebilirler değil mi? Bak birin ikilisini alabilirsin değil mi? Aynı şekilde neyi almak zorundasın ama? ikinin birlisini almak zorundasın. Birin üçlüsü ikililerle yazıyorum bak. 3'ün birlisini de alacaksın permütasyonda. Hocam birin dörtlüsünü aldım. Dördün birlisini de almak zorundayım. Harika bitmedi. 2'nin üçlüsünü aldın. 3'ün ikilisini de almak zorundasın. İkinin dörtlüsünü aldın. Dördün ikilisini de almak zorundasın. 3'ün 4'lüsünü aldın. 4'ün 3'lüsünü de almak zorundasın. Burada artık yazabileceğim başka ikili kalmadı. Kaç tane ikili var? 12 tane ikili var. Gerçekten ben bu soruyu permütasyonla çözseydim. 4'ün ikili permütasyonları. 4 çarpı 3 bölü neydi? 2. Bir dakika. İşte matematik bölü 2 olur mu? Sadece o şeydeydi. Kombinasyondaydı. Sadece iki tane de geriye doğru açıyorduk. Kaç tane var? 12 tane var. Şimdi aynı mantıkla gel... Neden bizim kombinasyon değerimiz buradaki elemanlar çıkmıyor. Kombinasyonlarını bulun demek aslında iki elemanla alt kümelerini bulun demekle aynı mı? Bak özellikle küme parantezi açıyorum. Birin ikilisini yazmakla kümede ikinin birlisini yazmak aynı şeydir. O yüzden sadece biri yazılır. Aynı şekilde birin üçlüsünü yazdım. Birin dörtlüsünü yazdım. Yeter. Bunların yer değiştirmiş hallerine benim ihtiyacım yok. Bunu bil. Tamam mı? Geldim. 2'nin karşısını yazabilirim. 3'lüsünü yazabilirim. 2'nin 4'lüsünü yazabilirim. Hocam yazmadım. Bir tane kaldı. 3'ün 4'lüsü. Seçtim sadece. E bir de yer değiştirseydim zaten bu yer değişikliklerini elde edecektim. Bitti. Kaç tane var toplamda burada? Hocam 6 tane var. O halde ben sadece burada kombinasyon hesaplasaydım. Kaçın kaçını hesaplayacaktım? 4'ün ikili kombinasyonunu. 4'ü 2 tane geriye doğru açtım. 2 faktörüyle böldüm. 2 kere 3'ten ne geldi? 6 geldi. Bence aralarındaki farkı en iyi özetleyen soru tarzı bu. Abi. Galiba oldu. Bakar mısın şuraya? Sadece burası değil yukarıda da efsane ispatlar yaptık. E gelsin artık bol bol soru çözelim. Dersin sonuna kadar bol bol soru çözmek hakkımızdır. Yedinci soru. Kümesinin 5 elemanlı alt kümeleri yazılıyor. Dikkat et. Kaç elemanlı alt kümelerini yazıyorum? 5 elemanlı alt kümelerini yazıyorum. Bu kümelerin kaç tanesinde 1 ve 2 birlikte bulunur? Hocam bizim derdimiz ne? Alt kümeleri yazmak. Kaç elemanlı? Bir. 2, 3, 4, 5 elemanlı. Bu 5 elemanlı alt kümelerin içerisinde burada kesinlikle 1 yazsın istiyorsun. Burada kesinlikle 2 yazsın istiyorsun. Doğru mu? 1 ve 2 birlikte bulunsun böylelikle. Hocam bizim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemanımız var. 1'i kullandın. 2'yi kullandın. Doğru mudur? Doğru. Artık soruyu bitirme vakti. Benim kaç kişilik yerim kaldı? 3 kişilik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 elemandan 3'ünü seçeceğim. Yerleşmesi benim için önemli değil. Nasıl yerleştiğinin, nasıl sıralandığının hiçbir önemi yok. Niye permütasyon değil? Çünkü kombinasyon çözüyorum. 5'in 3'lü permütasyon, pardon kombinasyonu yeter ki o 5'in ikilisi eşittir? 5 çarpı 4 bölü 2'den 2 iki kere 5'ten ne geldi? 10 geldi. Doğru cevabın birincisi için o. Burayı anladın mı? Çok önemli bak bu soru tarzları. Gerçekten kırılma noktası bu soru tamam mı? Kırılma noktası. İleride kırılma noktasını sana matematikte daha farklı bir tanım olarak vereceğim ama... Abi anladın mı sen bunu? Bana onu söyle anladın gel geçelim şimdi. B seçeneğine geçiyorsun. B de bana ne diyor? Bu kümelerin kaç tanesinde 3 ve 4 birlikte bulunmaz. Bulunsun istemiyorsun. Bir dakika. Bu tarz sorularda işte 3 bulunabilir, 4 bulunmaz, 4 bulunabilir, 3 bulunma. Abi çok ihtimal var. 3 ve 4 birlikte bulunmasın istiyorsun. O zaman şöyle mi düşünmem lazım? Tüm durumdan 3 ve 4'ün 3 ve 4'ün birlikte olduğu durumları çıkarırsam 3 ve 4'ün birlikte bulunmadığı durumları bulmuş olursun. Derdimiz bu. Tüm durum ne? 7 eleman var. 5 elemanlı alt kümelerini buluyoruz. 7'nin 5'lisi lazım hocam. E 7'nin 5'lisi 7'nin ikilisine eşittir. 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 bölü 2'den. Ne gelir buradan? 3 kere 7, 21 gelir. Bununla hem hemfikir miyiz? Hemfikiriz. Peki 3 ve 4'ün birlikte bulunma durumu aslında yan tarafta yazdığım durumla aynı mı? 1, 2, 3, 4, 5 kişilik yerim var. 3'ü de 4'ü de oturtturursam geriye. Aslında bulmam gereken değer 3 ve 4 içinde yine aynıdır. 5'in üçlüsüdür. O da 5'in ikilisidir. E 5'in ikilisi 10'dur. O zaman bizim derdimiz... 21 tane tüm durum var hocam yerleştirebileceğimiz. Bunlardan 10 tanesinde 3 ve 4 birlikte var. Biz bunu istemiyoruz. Cevap nedir? 11'dir. Hadi bitti. Haydi bitti. Geldim C'ye. C'yi ye şuraya yer kalmadı şuraya yazacağım. C seçeneğinde bana neyi soruyor? Bu kümelerin kaç tanesinde 1 ve 2'den en az birisi bulunur? Bir dakika. 1 ve 2'den en az birisi bulunsun demek ne demek? Önce onu bir çözelim seninle birlikte. En az birisi bulunsun demek ikisinin de bulunmasını olabilir. Okey veriyorum hocam demek. Geri kalan elemanlar tamam zaten. Beşe tamamlayacağız ya. Hocam bir bulunabilir, iki bulunmayabilir. Bu anlamada geliyor. Hocam iki, bir bulunmayabilir, iki bulunabilir. Bu anlamada geliyor. Ama ikisinin de bulunmadığı durumu istemiyorum. Bak şurası tüm durum. Şurası tüm durum. Şurası istenmeyen durum. istenmeyen durum. Eğer sen bu işlemin sonucunu bulmak istiyorsan ki burası istenen sorunun cevabı burası değil mi istenen? Evet. E üçünü ayrı ayrı hesaplamaktansa istenmeyen durumları bulmak çok daha kolay değil mi? E çok daha kolay. Niye? Bir, iki, üç, dört, beş kişilik yerim var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi sayım var. Ben bunlardan biri ve ikiyi kesinlikle istemiyorum. Geriye kaç eleman kaldı? Bir, iki, üç, dört, beş eleman kaldı. Kaç kişilik yerim kaldı? Beş kişilik. E hocam aslında bu 5'in 5'lisi ne? E 5'in 5'lisi de aslında 1'e eşit değil mi? Doğru cevap yalnız sadece tek başına 1'dir ama muazzam bir soru. Ama harika bir soru ya. Müthiş bir çözüm de yaptık. Gel. 8. sorudayız. Kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaçında A bulunur B bulunmaz? Alt kümelerin içerisinde bak kaç elemanlı alt kümeler? 3 elemanlı alt kümeler. Kesinlikle bulunmasını istediğim bir kere eleman ne? A. Normalde A, B, C, D, E, F var. A'yı aldın gittin zaten yerine yazdın. Peki B'yi de diyorsun ki bulunmasın. Geriye kaç kişilik yerin kaldı? İki kişilik. Kaç tane elemanın kaldı? Dört tane. E hocam ben bu dört elemandan ikisini sadece seçip koyacağım oraya. Bitti bu kadar. Ya hikayeyi yaşayacaksın yaşayacaksın yaşarsan çözersin. Bak yaşıyorum hikayeyi dördün ikilisi. 4 çarpı 3 bölü 2 sadeleştirdim şurada 2. İlk kere 3'ten cevap 6. Gel 12 öğrenci arasından 3 öğrenci kaç farklı biçimde? Bu sefer ne diyor bak seçilebilir. Seç sırala demiyor. Seç bana bitti diyor. Hocam kısaca 12'nin üçlüsünü istiyor bu soru. Ne istediğini anlaman önemli. 12 çarpı 11 çarpı 10 bölü 4. 3 faktöriyel nedir? 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. 2 kere 3 nedir? 6'dır. 6'ya böldüm buradan 2 geldi. Şurası ne yaptı? 22. 22'yi 10 ile çarptım. Cevap ne geldi? 220. Bu da bitti. Gelsin 10. soru. 6 doktor 4 hemşire arasından 2 doktor 3 hemşire kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi ben ne istiyorum? 2 tane doktor istiyorum. Bak hikayeye başlıyor Hocam elimde 6 doktoru var. Bunun ikisini seçeceğim. Bitti mi görevim? Hayır görevim bitmedi. Benim derdim ne? Daha devam ediyor. İki doktor, 3 hemşire seçeceğim. Zaten arada V bağlacı var. Çarpma demektir. Çarpıyorum. Hocam 4 hemşireden de üçünü istiyorum. Dördün üçlüsü değil mi? Bitti, 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 bitti. Kombinasyon neden? Seçiyorum. Altın ikilisi 6 altı çarpı 5. bölü iki. Dördün üçlüsü dördün birlisine eşittir aslında değil mi? Dördün birlisine eşittir. E dörde eşittir hocam. Şunları bir sadeleştirelim. Şuradan 3 kaldı. Dört kere beş yirmi. Üçte çarptım. Doğru cevap tas tamam altmış. Gel. 11. In soru. Kümesinin en az 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı nedir? Bak bu soru biraz kritik. En az 3 elemanlıyı soruyor. Şimdi kaç eleman var burada? 1 2 3 4 5 6 7 eleman var. En az 3 eleman demek ben 7'nin 3'lü kombinasyonlarını istiyorum demek midir? Çünkü 3'lü kombinasyon demek 3 elemanlı alt küme demektir. Artı 7'nin dörtlüsünü de istiyorum anlamına gelir mi? Gelir neden? Çünkü en az 3 eleman diyor. Çünkü en az mesela Fenerbahçe dün en az 3 gol atar. Attı. Ulan onu 3 cümle. <laughs> en az 3 gol attı. Demek 3 attı, 4 attı, 5 attı olabilir. Ama yemiş de olabilir. Bilemedim. Şimdi takım olayına girmesem iyiydi dedim. Geri vitese taktım, geldim. Alt taraf şimdi yorumlar dolar orada. 7'nin dörtlüsü, 7'nin beşlisi, 7'nin altılısı artı 7'nin yedilisi gelir mi akıllara? gelmek zorunda abi. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eleman dedik ya en az 3 elemanlıysa 7'nin 7'lisine kadar gelmem lazım. Az önce aslında bunun benzerini çözdük dedik ki bak burasının cevabı A'ya eşit olsun. Burada kim eksik hocam? 7'nin 2'lisi eksik. Yetmez 7'nin 1'lisi eksik. Hocam bir de 7'nin 7'lisi pardon 0'lısı eksik. Ki bunların hepsinin toplamı 2 üssü 7'dir. 2 üssü 7, 2 üzeri 6, 64'tü ya 2 üzeri 7, 128'dir. 7'nin sıfırlısı 1'e eşit, 7'nin birlisi 7'ye eşit, 7'nin ikilisi kenarda hesaplayacağız. O da 21'e eşitti zaten az önce de hesaplamıştık aynısını. Pardon, şu bölünüyor ya yanlış bölük. Şurada 3, 3 kere 7, 21. Bak burası da 21. 21, 22, 22. 7 daha ne yaptı? 29. 29'u aldım, karşıya attım. Benim aradığım A değeri eşittir dedim. Şuradan kaç geldi? 9 geldi. Şuradan bir aa 99 geldi. Direkt 99 geldi vallahi cevabımız. Doğru cevap en az 3 elemanlı. Alt kümelerin sayısı kaçmış? 99'muş. Huh! Nasıl gidiyor buraya kadar? Efsane bir şekilde bak gerçekten kombinasyonda çıkabilecek her türlü soru tarzına bakıyor. Sıradaki soru efsane. Gel. Gel 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 12. soru. Bak bak. 4 farklı matematik, 3 farklı fizik kitabı arasından 4 tane kitap seçilecektir. Tamam. En az ikisi matematik kitabı olacak şekilde kaç farklı şekilde seçim yapılabilir? Aa bir dakika. Şimdi seçme işlemi yapacağım garanti. Bunlar için de ben ne seçmeye çalışıyorum? Matematik. Kaç tane matematik olmasını istiyorum? 2 tane matematik olmasını istiyorum. Doğru mu? kaç kitap seçeceğim? 4 kitap seçeceğim. E o zaman geriye kalanlarını kimden seçmek zorundayım? Fizikten. Ama en az ikisi matematik demek başka ne anlama geliyor? 1 2 3 dört tane kitap seçiyorum. Hocam en az ikisi matematik demek üçünde matematik seçebilirsin. Geriye kalan bir taneyi fizik seçeceksin. Ama en az 3 tanesi pardon en az iki tanesi demek aslında şu anlamada gelmez mi? Elimde madem dört tane matematik kitabı var. Hocam en az iki tanesi demişsin. Ben hepsini matematik seçtim. Yine bir şey diyemezsin. Tüm bu durumların ne yapmalısın? Durumlarını düşünmek zorundasın. İşte bu yüzden bu sorular zor gibi geliyor. Aslında değil. Şimdi matematik kitaplarını nasıl seçersin? Dört matematik var. İkisini seçtim. Olay daha bitmedi. Olay devam ettiği için. Kaç tane fizik var? 3 fizik var. Kaçını seçtim? ikisini. Bak çarpma yöntemiyle toplama toplama yöntemiyle sayma özür dilerim. Hepsini tek bir soruda kullanıyorum. Olaya bak. Artı işim bitmedi. Hocam matematik kitaplarından 3 tane seçeceğiz. 4'ün üçlüsü çarpı fizik kitabından bir tane seçeceğiz. 3'ün 1'lisi hocam. Artı matematik kitaplarının tamamını seçeceğiz. 4'ün dörtlüsü hocam. Tüm bunları hesaplayacağım ama bak hesaplarken sana da o kolay yöntemi göstereyim yine. Birin bir bu kadar çok değer varsa arka arkaya hesaplayacaksın. Şurası 3, şurası 3, şurası 1, şurası 1, şurası 4, 6 4 1. Bak, burası 4'ün sıfırlısı, 4'ün birlisi, 4'ün ikilisi, 4'ün üçlüsü, 4'ün dörtlüsü. 3'ün sıfırlısı 3'ün birlisi, 3'ün ikilisi 3'ün üçlüsü. Sadece üçlü ve dörtlüler var ya o yüzden onu yaptım. 4'ün ikilisi yukarıda yazıyor 6 çarpı. 3'ün ikilisi yukarıda yazıyor 3 artı. 4'ün üçlüsü yukarıda yazıyor 4 çarpı. 3'ün birlisi 3 artı. 4'ün dörtlüsü nedir? 1'dir hocam. Bitti bak bu kadar kolay hesaplanabiliyor. 3 kere 6 18. 3 kere 4 12 artı 1. Şunları topladım. 30 31 geldi doğru cevabımız. İşte bu tarz sorularda bütün ihtimalleri düşünmezsen patlarsın abi. Biz bütün ihtimalleri düşüneceğiz. Haydi bakalım. 13, 13, 13, 13. Yukarıda verilen şekilde. Birinci sıradaki bir kare, ikinci ve üçüncü sıradaki ikişer kare seçilip boyanacaktır. Seçilecek. Bak yerleri değilsin. Seçeceğim diyor, boyayacağım diyor. Boyama işlemi kaç farklı şekilde yapılır? Bir kere bu işlem bir bütündür. Bu işlemi sırayla yapmak zorundasın. Yani sırayla derken hepsini bitirmeden bu işlem bitti diyemezsin. Birinci sıra, ikinci sıra. Bir de ne var elimizde? Üçüncü sıra var hocam. Bunları sırayla başlatıyorum. Birinci sıradaki İki kutucuktan kaçını boyamak istiyormuşum derdim ne? 2 ah yazamıyorum. İki tanesinden bir tanesini boyayacağım. Çarpı Hocam buradaki üç kutudan kaçını boyamak istiyormuşum? Kuralda yazıyor. 3 taneden ikisini boyamak istiyorum. Hocam 3. kutuda yazan dört tane kutudan kaçını boyamak istiyorum? Buradan da iki tanesini boyamak istiyorum. O zaman 2'nin birlisi çarpı 3'ün ikilisi çarpı 4'ün ikilisi geliyor buradan. Buradan 2 geldi. Buradan 3 geldi. 4'ün ikilisinin 6 olduğunu söylemiştik. Bunların hepsini çarpın diyor. Doğru cevap 36. Hani 4'ün e, ikilisinin 6 olduğunu söyledim ama hani yazabilirsin sen. Tekrar işlemi yapabilirsin. Ben uzatmadım artık mevzuyu. Geldim 14. soruya. 14. soruya derece mi diyeyim, efso soru mu diyeyim karar veremedim. Yani derece için çok zor bir soru değil ama derece adayı sorusu. Derece adayı sorusudur bu soru. Yani bu sorudaki ince noktayı gördüğünde bu soruyu çözersin. Yukarıda verilen sesli harfler var, sessiz harfler var. Yukarıda verilen sesli harflerden ikisi. Bak bunlar önemli cümle gel bunları çizelim. Sesli harflerden ikisi, sessiz harflerden üçü seçilip yan yana dizilecektir. Tamam. Buna göre kaç farklı diziliş elde edilebilir? E başlayalım hocam. Sen sesli harflerden kaçını seçiyorsun? 4 e, taneden ikisini seçiyorsun. Doğru mu? Sesli harflerden ikisi. 1 2 3 4. 4'ten 2 tanesini seçtim. Çarpı. Sessiz harflerden üçünü seçiyorum. 1 2 3 4 5. 5 taneden kaçını seçtin? Üçünü. Harikasın. Bunu yazdın ya sen var ya alkışları yemin ediyorum hak ediyorsun ya. Hak ediyorsun. Çünkü ben hayatımda bu kadar tatlı bir sazan gördüm. Bu kadar tatlı bir sazan olamaz hocam. Soru bitti bu kadar diyorsan. Sazanlandın. Abi soru da var ya çok ince bir nokta var. Onu görmen lazım. Sazanlamadan bırakır mıyım? Şimdi düşündün değil mi? Bu kadar hocam bu soru. Değil. Yan yana dizilecektir. Dizilmekten kastı ne? Sıralıyorum onları. Hayda. İki tane sesli harf alıyorum. Üç tane sesli harf alıyorum. Bunları topluyorum. Artık elimde kaç harf var? Beş tane harf var yani yapmak istediğimin derdi ne 5 tane harfi sıralamak 5 faktöriyel şekilde sıralanır aman Allah'ım sorunun güzelliğine tıpkı permütasyon gibi hem seçiyorum hem sıralıyorum. Aslında mantığım burada öyle ilerliyor. 4'ün ikilisinin 6 olduğunu söyledik. 5'in üçlüsü, onu kenarda yazayım artık. 5'in ikilisi ile 5'in üçlüsü birbirine eşitti. 5'in ikilisi de 10'a eşitti ama göstermekte fayda var yine. Şurası 10 geldi hocam. E bize, Bir de 5 faktürel var. O da kaça eşit? 120'ye eşit hocam. Hemen işlemleri yapalım. 6 ile 12'yi çarptım. 720 geldi hocam bir dakika 2 kere 6 72 geldi özür dilerim. Sonra da 2 sıfır ekleyeceğim. Doğru cevabın tas tamam 7200'dür dedim. Mükemmel. Yani bu sorunun en önemli noktası. Hocam ben gördüm diyorsan kralsın zaten ona bir şey demiyorum. Beş faktör. Çok zor bir soru değil. Ama görmesi incelik isteyen bir soru. Yine abi biz ne yaptık ya? Biz buram buram emek verdik. Şu sesler bunun için kısıldı. Biz buraya ekstradan bir sayfa ispatlar yaptık. Dedik ki ispatlarla güzelsin matematik. Ki matematik dediğin şey ispatlarla öğrenilir. Biz de ispatlarla öğretmeye devam ediyoruz madem. Madem öğretmeye devam. Hadi gel bakalım. Yedinci dersin de sonuna geldik. Şöyle müziğin sesini de duydun artık. Yedinci derse de okeyimizi verdik. Adım adım sona gidiyoruz. Beraber bitirdiğimizde diyeceksin ki hocam ben sayma ve olasılığı gerçekten çok iyi anladım. İnşallah ekstra soru istediğim bölümlerde de ben sana zaten ekstra sorular göndereceğim. Bu kısmı bitirdiğimde bu kısmın tamamını bitirdiğimde, permütasyon, kombinasyon, olasılık kısmını bitirdiğimde derece tayfayı özel. Hedef ilk 10.000 bin soruları gelecek. Sakın ama sakın kaçırma. Anlaştık mı? Efsane derslerimiz yola devam edecek ama o senin güzel yorumlarına, o senin beğen tuşuna basmanla, o senin ısrarınla ben de inan gaza gelerek videoları sana hızla hızla göndermeye devam edeceğim. Sonraki videoda görüşeceğiz. Kendine bak, seviyorsun. Hoş kal, hoşça kal.